pandemik influenza ulusal hazırlık planı 2019 yılında hazırlanmış. 12 Nisan 2019'da da bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanmış. Bu genelge. Peki bundan haberiniz var mı? Belki var, bilmiyorum. Belki de haberiniz olmadı. Bu genelgeyi hazırlayanlara, milleti kaderine terk edenlere, herkes kendi başının çaresine baksın diyenlere, halkına yardım etmesi gerekirken halkından yardım dilenenlere iki çift sözümüz var. Bugün dükkanları kapanmasının, yüz binlerce insanımızın işsiz kalmasının, ödenemeyen kiraların ve faturaların, her gün işe gitmek zorunda kalırken hastalığa yakalanan insanların sorumlusu bizzati bu hükümetin kendisidir. Salgın Suudi Arabistan'da boy gösterirken, umre ziyaretlerine izin vererek hastalığın hızla yayılmasının sorumlusu, pandemiyi durdurmanın tek yolu sokağa çıkma yasağıyken göz göre göre seyirci olan bu hükümettir. Meclisi devre dışı bırakarak çıkarılan sarayın, çalıp sarayın oynadığı bu genelgenin konusu, yani Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bu genelgenin konusu pandemi, yani küresel grip salgını. Ne diyor genelgede? İnfluenza virüslerin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı yeni tipte bir influenza virüsü ortaya çıkabiliyor ve insandan insana kolayca geçiş yeteneği hazırlanıyor. Böyle bir rapor hazırlanıyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Ve kimsenin haberi yok bundan. Cumhurbaşkanlığına veriliyor, Cumhurbaşkanlığı genelge yazıyor. Bu genelgeden meclisin haberi yok. Muhtemelen basının da haberi yok. Yeni tipte influenza virüsüyle daha önce hiç teması olmayan veya virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının etkilenmesiyle pandemi ortaya çıkabiliyor. Ayrıca nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek böyle bir pandemi ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler sıralanıyor bu genelgede. Ve Sağlık Bakanlığı'ndan influenza il hazırlık ve faaliyet planı hazırlanmasını istiyorlar. Yani bu plan hazırlansın diye talimat veriyorlar. Genelgede anlatılanlar size yabancı gelmemiş olmalı diye düşünüyorum. Yaklaşık bir sene önce yayınlanmış bu genelge. Uzun zamandır devam etmekte olan bu influenza pandemisi tehlikesine karşın Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelerle birlikte Türkiye'yi de zamanda uyarıyor. Tüm bu uyarılar üzerine konuyla ilgili 12 Nisan 2019 tarihli küresel grip salgını konulu bu Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanıyor. Şimdi milletvekilliği kimliğimi bir kenara koyuyorum. Çocuklarına ve ailesine sorumlu olan, onlar için endişelenen bir baba, bir eş olarak hükümete sormak istiyorum. Madem salgının geleceğini biliyordunuz, madem bir planınız vardı, hastalığın Türkiye'de yayılmasını neden beklediniz? Neden toplumu bilinçlendirmediniz? Neden önceden ekonomiyle ilgili en ufak bir hazırlığınız olmadı? Ortada bir gerçek var ve bu gerçek karşısında halkını dürüst olamayan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte konunun uzmanları ve bilim insanları yaklaşmakta olan bir influenza salgını hakkında yıllardır ilgili kurumları uyarıyordu. Bu uyarıları ciddiye almadınız mı, yoksa inanmak mı istemediniz? Cumhurbaşkanı genelgesiyle hazırlatılan pandemik influenza ulusal hazırlık planına baktığımızda, yani bu plana, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu plana baktığımızda, Türkiye'nin İtalya yolunda ilerlediğini planı temin eden herkes görebilir. Planı hazırlayanlar arasında birbirinden değerli bilim insanlarımızın katkıları yansınamaz. Ancak Dünya Sağlık Örgütü beterin beterine hazır olun derken, tüm dünyayı ekonomik bir yıkımın beklediği ifade edilirken, bu raporun sadece hekimlerin bakış açısıyla hazırlanması da kabul edilemez. Planda pandeminin ekonomik, sosyal ve sektörel etkilerini kapsamlı bir biçimde yer almadığını görüyoruz. Yaşanılacak pandemi sonucu ortaya çıkan sorunların çok boyutlu etkilerin hesaplanmadığı görülüyor.
Bugün salgınla mücadelede göreceli de olsa başarı örneği gösteren Almanya, sahip olduğu dünyanın önde gelen sağlık enstitülerinden Robert Koch Enstitüsü Başkanlığı'nda Alman İnşaat ve Yerleşim Planı Müsteşarlığı, Halk Koruma ve Doğal Felaketlere Yardım Müsteşarlığı, Güvenlik ve Bilgilendirme Bölümüne Bakan Müsteşarlık, Tarım ve Beslenme ile ilgili Müsteşarlık, Teknik Yardım Ulaştırma Birimi Başkanlığı, Özel Komando Birliği, Alman Ordusu uzmanları ile ilgili hazırlamış raporunu. Ve bu rapor 8 yıl önce Alman Meclisi'ne sunuldu. Orada enine boyuna tartışıldı, bir rehber hazırlandı. İşte Almanlar bugün o rehberi uyguluyorlar. Türkiye için ekonomiden güvenliğe, tarımdan diplomasiye kadar makro ölçekli bir plan dahilinde nitelikli bir kurul oluşturmanın elzem olduğu ortadayken, bu işi sadece sağlık uzmanlarıyla yönetmek sürecin sonunda ülkemize sadece yıkım getirir. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı plan parlamenter sistemde meclis genel kuruluna gelmiş olsaydı, tek adam sisteminin yaptım oldu anlayışına mahkum olmayacaktı. Bugün bütün ülkeyi ilgilendiren küresel bir tehdide karşı alınması gereken önlemlerin saray düzeninin insafına bırakılmasının bedelini ödüyoruz. Salgın uzadıkça bu bedel daha da ağırlaşacak. Dünya Sağlık Örgütü küresel ekonominin çöküşünden bahsediyorken siz hazırlanan planda iki satırlık bir paragraf ile Hazine ve Maliye Bakanlığı salgın sırasındaki görev tanımına yer veremezsiniz. Bu raporda, bu planda Hazine ve Maliye Bakanlığı salgın sırasında görev ve tanımı sadece iki satırda geçiştirilmiş. Koca bir rapor. 236-296 sayfalık bir rapor. Bakın, dünyada ekonomisinin en iyi ihtimalle %5'inin yerle bir olabilecek, edebilecek güçte hızla yayılan, öldürücülüğü yüksek bir pandemi tehlikesine işaret edilirken, elimdeki planın 49. sayfasında Hazine ve Maliye Bakanlığı için ne diyor? Bu planda 49. sayfada pandemi döneminde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik mali düzenlemeler yapılması, gerekli ödeneklerin sağlanması yönelik planların hazırlanması diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da o ucu açık iki satırlık yazıyı yanlış anlamış doğal olarak. Yapılması gereken hazırlığı her zamanki gibi yine yandaş müteahhitlere kaynak yaratmış olarak anlamış ki açıkladıkları önlem paketiyle pandemiyle mücadelede 500 bin liranın altında ev kredileriyle salgını yenebileceklerini düşünmüşler. Salgın riskine gösterdiğiniz ciddiyeti tek bir A4 kağıdına sıkıştırmasaydınız bugün sokağa çıkma yasağı ilan edebilirdiniz. Çünkü biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağı getirdiğinizde böyle olağanüstü bir durumda vatandaşınıza sosyal devletin gereği olarak bakmak zorundasınız. Yani insanlara evde kal çağrısı yapıyorsanız o evlere ekmek götüreceksiniz, yardım götüreceksiniz, faturasına, kirasına destek olacaksınız. Devlet iyi günde değil kötü günde belli olur. Hükümet Sağlık Bakanlığı'nın samimi çalışmalarının dışında çok kötü bir sınav veriyor. Böyle bir salgının etkileri biliniyorken ekonomik alanda bir kriz planının olmaması ya da hazırlanan bir planda ekonomi uzmanlarının aktif rol almaması çok büyük bir sorumsuzluktur. Eğer o plan hazırlanırken ekonomi ve iktisat uzmanlarının görüşleri yer alsaydı, bugün salgına karşın ayrılması gereken bir bütçemizin olması gerekiyordu. Eğer salgın riski ciddiye alınsaydı, Nisan'da pandemiye karşı hazırlık genelgesi yayınlayıp böyle durumlarda kullanması gereken ihtiyat akçesini Temmuz-Ağustos aylarında kendi açtığınız bütçe açığını kapatmak için hazineye aktarmazdınız. Eğer pandemi tehlikesi ciddiye alınmış olsaydı 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinde salgınla mücadele için bir ödeneğimizin de olması gerekiyordu. Sizin için aslında Türk milleti önemli olsaydı Cumhurbaşkanlığı genelgesinden sonra kim Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesine dokunmaya cesaret edebilirdi? Eğer salgın ciddi anlamda değerlendirilseydi, ciddiye alınsaydı, yandaşların yarım kalan inşaat projelerinde destek çıkılmaz, varlık fonunun içi boşaltılmaz. Eğer salgın ciddiye alınmış olsaydı, Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar dolar daha onlara helal olsun diyemezdiniz. Eğer önlem alsaydınız ve hazırlıklı olsaydınız
Bu salgını bir şişe kolonya ver bir dua ile yenebileceğimizi düşünmezdiniz. Ve sürecin geldiği noktada IBAN numarasıyla krizi yöneteceğiniz fikrine kapılmazdınız. Değerli basın mensupları, Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmeye yatırım yapması, yeni teknolojilerin araştırılması için daha fazla kaynak yaratması, koordinasyon ve hızlı iletişim sistemlerinin geliştirmesi ve süreci sürekli izlenmesi gerektiği konusunda hükümeti daha önce uyarmış. Ama geldiğimiz süreçte insanlar maske bile bulamıyor. Bulsa da 3 kuruşluk maskeyi tanesi 5 liradan almak zorunda kalıyor. Bu mu sizin hazırlığınız?